Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size aldığım için çok mutlu olduğum ürünlerden bir tanesi olan ağız duşundan bahsedeceğim. Ağız duşu nedir? Ağız duşu diş aralarımızı temizlememize yarayan bir hijyen aleti. Normalde bizim dişlerimizi fırçaladıktan sonra diş aralarımızda gerek diş ipiyle gerek diş arası fırçalarıyla temizlememiz gerekiyor. Bu da onların teknolojik versiyonu. Normal diş fırçalamayla biz ağız hijyenimizin yaklaşık %60-70 kadarını karşılayabiliyoruz. Geri kalan şeylerde de %30'luk dilimde de başka ürünler, başka aparatlar kullanmamız gerekiyor. Özellikle benim gibi diş ipi kullanamayan birisiyseniz veya diş arası fırçası kullanamayan birisiyseniz veya ağzınız çok açılmıyor ve elinizi ağzınıza sokmakta gerçekten zorlanıyorsanız sizin için çok pratik olduğunu düşündüğüm ürünlerden bir tanesi. Şimdi ben bunu alırken açıkçası çok fazla bir araştırma yaparak almış değilim. Biraz yüksek basınçlı olanını tercih etmişim. Ama bunu ben elde taşınabildiği için, küçük olduğu için yani kablosuz kullanılabildiği için tercih ettim açıkçası. Bu arada şarjı da kesinlikle çok çabuk bitmiyor. Yani 2-3 ayda bir falan şarj etseniz size bayağı uzun bir süre gidiyor. Bunların çok basit bir mekanizması var. Kısaca göstereyim. Burası su haznesi. Buradan veya bu çıkıyor aynı zamanda. Açarak buraya su koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda kullandığınız bir ağız çalkalama suyunuz varsa çok az bir miktar ondan da ekleyebilirsiniz. Burası makinenin ana haznesi. Burada basınç ayarları var. Ben zaten yüksek basınçlı bir ürün almış olduğum için en düşük basıncı tercih ediyorum. Çünkü travma etkisi de yaratsın istemiyorum. Yani zarar versin de istemiyorum. Bir de böyle bir başlığı var. Bütün markalarda genel olarak hepsinde bu şekilde. Bu başlığa bir zarar gelmesi durumunda da bunlar zaten ayrıca satılıyor. O yüzden kesinlikle çok konforlu olduğunu düşündüğüm ürünlerden bir tanesi. Fakat bu da bir teknolojik alet olduğu için şöyle bir dezavantajı var. Evde ekstra bir kablo ve bu aletin bakımını yapma gerekliliği söz konusu oluyor. Ben bunun bakımını genelde ya sirkeli suyla ya da normal suyla yapıyorum. Bazen de bu takma diş kullanan hastalara verdiğimiz diş temizleme tabletleri var. Bazen de onlardan kullanıyorum. Başka kimyasal kullanmıyorum. Yani sonuçta bu ağzıma gidecek bir su. O yüzden başka şeylerle temizlemiyorum. Bunlarla temizlemek gayet yeterli oluyor. Buraya su dolduruyorsunuz. Dediğim gibi basınçla dişlerinizin aralarında tutuyorsunuz ve sırayla gezdiriyorsunuz. Diş aralarınızın temizlenmesini sağlıyor. Yalnız bunu yaparken genel olarak herkesin yaptığı çok sık hatalardan bir tanesi bunu böyle ayaktayken yapmak veya aynaya bakarken yapmak. Böyle bir durumda bu su ağzınıza dolmuş oluyor. O yüzden böyle kullanmamamız gerekiyor. Yani lavaboya doğru böyle eğileceğiz, ondan sonra böyle yapacağız ki o su dışarı aksın. Yani ağzımız açık bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Onun dışında yapmamız gereken hiçbir şey yok. Gerçekten ilk elektrikli diş fırçasını aldığımda ben daha önce dişimi fırçalamıyormuşum demiştim. Ama bunu da aldığım zaman gerçekten ağız hijyenimi son derece güzel tamamladığını söyleyebilirim. Bütün teknolojik aletler gibi bu da biraz pahalı tabii. Ama daha uygun modelleri var. En son çıkan formları var. Daha pahalı, daha basınçlı olanları da var. Ama bunlar iPhone değil. Yani bunların modelini her yenisi çıktıkça yükseltmeniz gerekmiyor. Eğer herhangi bir darbe, işte kırılma falan gibi bir durum olmazsa ömür boyu kullanabileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Bu arada bunları kullanırken ekstra diş ipi veya diş arası fırçası da kullanabilirsiniz. Çok çok daha iyi olur. Ama pratik olsun, işimi hemen görsün diyorsanız gerçekten dişinizi fırçaladıktan sonra sadece 1-2 dakikanızı ayırarak böyle bir temizliği de yapmış oluyorsunuz. O yüzden ilk aldım dediğim ürünlerden bir tanesi olduğu için sizinle paylaşmak istemiştim. Umarım bilgilendirebilmişimdir. Umarım eğer kullanırsanız sizin de çok işinize yarar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.